Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım hepinize iyi mesailer, sağlıklı günler. Hepinizin tez zamanda aşıya kavuşmasını temenni ediyorum. Bir mücadele var başlangıcından beri soru işaretleriyle yürüyen, beceriksizliklerle maalesef yürüyen bir Covid-19 mücadelesini sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Şimdi maske tartışmaları bitti. Ee, izolasyon mesafe tartışmaları bitti toplum genel olarak bu konuda yüksek bir duyarlılık gösteriyor dolayısıyla vatandaş görevini yapıyor fakat devlette gördüğümüz eksikler aksaklıklar ki bunlar toler edilebilir eksik aksaklık yani yetişmezlik bunlar kabul edilebilir ama değerli arkadaşlar bir şeyi kabul edemeyiz bu sürecin başından beri söyledik her hal ve şartta şeffaf bir şekilde yürümesi lazım. Mutlak bir şeffaflık istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman manzara şu Sayın Bakan bir Aralık'ta şöyle bir açıklama yaptı sanıyorum. Aralık ayında 20 milyon doz Aralık ayı geçti bitti. Ocak ayında 20 milyon doz ocağın 18-19'una geldik bitiyor. Şubat ayında 10 milyon doz. Toplam 50 milyon doz aşının e, aşıyla ilgili e, kontratların, mukavelelerin yapıldığını söyledi. Şubat'ı saymazsak 40 milyon doz aşıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sinovac ve diğer firmalarla kontratlar yaptığını vatandaşa açıkladı. Şimdi orta yerde de 3 milyon doz aşı var. Ben şimdi sormak istiyorum. Yani sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin attığı imza muhataplarınız tarafından kayda değer mi bulunmadı? Paranız mı yok? Bir beceriksizlik mi var? Umarım bu aşının yeteri kadar Türkiye'ye de sağlanamamış olmasının bedeli de Cumhuriyet Halk Partisine ve veya dış güçlere bağlanmaz. Şimdi neden gelmedi Sayın Bakan? Sayın Erdoğan 40 milyon doz bugünler itibariyle imza atmışsın, kontrat yapmışsın ya da bize öyle beyan etmişsin. Ortada 3 milyon doz aşı var. 3 milyon doz aşının tümünü sağlık çalışanlarına ayıram ayırmazsan ve 28 gün sonra aşı gelmezse 3 milyon doz aşı da heba olur. Herhalde Sağlık Bakanlığı bunun da bilincindedir. Aralıkta gelmesi gereken 20 milyon doz gelmediğine göre 28 gün sonrası için öngörülen 10 milyon doz gelmezse 3 milyon doz aşı da heba almış olur. Nasıl bir planlama var bilmiyoruz. Aşının dozunun kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Sağlık çalışanlarından sonra 1 milyon 350 bin sağlık çalışanından sonra kalan 2 milyon 650 bin doz aşı İkinci doz için bir milyon üç bin dozu sağlık çalışanlarına ayrılacak mı? Bilmiyoruz. Allah esirgesin gelmezse ne olacak? Bilmiyoruz. Bakkala gidersiniz ekmek almaya önüne. Paranız varsa ekmeği alırsınız. Alamıyorsanız ya bakkalda ekmek yoktur ya da bakkalın size bir husumeti vardır. Bakkalda ekmek olduğunu biliyoruz. Bakkalın da size bir husumeti olamaz. Türkiye'nin de parasının olduğunu biliyoruz. E niye aşı yok? Bunu merak ediyoruz. Bunu buradan bir siyaset yapalım diye de söylüyor değiliz. Şimdi esnafa yok, çalışana yok, çiftçiye yok. Aşıya da mı para yok Sayın Bakan, Sayın Erdoğan? Biraz sonra paraları gösteririm ben size. Para var. Bence, bizce. Bu kadar para var en azından. Bu beceriksizlik nedir? bu fiyaskonun sebebinin açıklanması lazım. İsrafı bırakıp da aşı için ve Covid-19'un diğer ekonomik boyutları ortaya çıkan sorunlar için israfı bırakıp da kaynak ayırmayı düşünmüyor musunuz? Hala israfa tam gaz devam ediyorsunuz. Hala faize tam gaz devam ediyorsunuz. Covid işini saldım çayıra, Mevlam kayıra mantığıyla götüremezsiniz. 83 milyona reva görülemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefine yakışmaz. Ayrıca bu aşılamayı sakın iki yıllık bir takvime yaymaya kalkmayın. Bütün iş, bütün masraf, bütün fedakarlıklar boşa gider. Bu aşılamayı siz ya işte bir yerden başlayalım. Sağlık çalışanlarından başlayalım peyderpey pey yaparız mantığı bilime aykırıdır. Akla aykırıdır. İki yıl içinde bu aşı elli türlü şekle bürünecektir. Bunu bir tıp adamı olan Sağlık Bakanımızın çok ama çok iyi bildiğini de tahmin ediyorum. Şimdi Sinova kaç lira kardeşim? Sabahtan beri kaynaklara bakıyorum. 30 dolar olduğu kimi kaynaklarda var. Sayın Bakan 10-12 dolar dedi. İki doz etse 20 dolar eder. Bütün bilim adamları Türkiye'nin nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması halinde bu belanın bertaraf edileceğini söylüyor. Bu da demek ki bize 120 milyon doz aşı lazım. Altı ay içinde lazım. İki sene sonraki aşının hiçbir hayrı ve faydası olmaz. 120 milyon aşı bakanlık kaynaklarına verilerine iddialarına göre bir buçuk milyar dolara mal olur. Diğer yerlerden baktığımız kaynaklara göre de üç buçuk milyar dolara mal olur. Her hal ve şartta üç buçuk milyar diyelim maliyetini üç buçuk milyar doları bulamıyorsa Türkiye Vah ki vah. Yazık ki yazı. Eyvah ki eyvah. Örtülü ödeneğe 20 milyar TL harcayan, araç ve bina kiraları için yılda 860 milyon lira ödeyen, yabancı ülkelere 600 milyon yardım yapabilen, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na görev zararı beşli çeteye aktarılanlardır muhtemelen yedi buçuk milyar para aktaran bir devlet diğerlerini saymıyorum. Sarayın sadece sarayın yerleşkenin bütçesi dört milyar otuz dokuz milyon. Bizim söylediğimiz en iyimser bir buçuk en kötümser üç buçuk milyar dolar. Ortası iki yapar. O da on beş milyon yapar. On beş milyar TL yapar. En fazla. Şu saydıklarımı kıssanız bu aşının maliyetini Türkiye karşılamış haldedir. Yazık. Çok yazık ve tekrar söylüyorum. Sayın Bakan, lütfen bu konuda şeffaf olun. Milleti bir beklenti içine sokup milleti bir umutla, beklentiyle milletin aylarını, günlerini çile içinde, endişe içinde geçirmesine sebep olmayın birçok şeye sebep oluyorsunuz da. Şimdi sağlık çalışanların hakkı ödenmez demiş Sayın Bakan. Genel bir sözdür, doğru bir sözdür. Vefayı <laughs> vurgulamak için söylenir. Bir hakkı teslim etmek için söylenir. Sayın Bakan hak ödenir. Niye ödenmesin sağlık çalışanların hakkı? Ödenir. Döner sermaye ve ek performanslarını dört aydır alamayan sağlık çalışanları var ya. Bu kadardan paranız yok. Zaten verdiğiniz nedir işte? 30 lira, 7 lira, 8 lira, 100 lira, 120 lira ek performans. Bunu bile siz 4 aydır ödememişsiniz ya. Bunu bile ödememişsiniz. Sağlık çalışanların hakkı ödenmez. Ödenir. Nasıl ödenir? 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün sağlık çalışanlarına birer maaş ikramiye verebilirsiniz. Böylece devletin ve milletin sağlık çalışanlarına olan vefasını gösterirsiniz. 2020 sonunda demiştim. 2020'nin iki büyük ayıbı var. Biri sağlık çalışanlarına devletçe milletçe yaptığımız ayıp. Birisi de siyasetin mafya vesayetine girmesidir demiştim. Ödenir sayın bakan. Haklar ödenir. Bizim ve diğer partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi raflarında bekleyen onu aşkın kanun teklifimiz var. En azından COVID'in bir meslek hastalığı sayılması, yasalaşması sağlık çalışanlarına çok büyük bir motivasyon getirir. Ödenir. Yapın bunları. Bunları yapın elinizden tutan yok. Değerli arkadaşlar 2021'e başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı olarak 600 üyeden oluşan bu mecliste muhalefet partilerinin bizim ve diğer partilerin 500'ü e aşkın kanun teklifinin hiç bir tanesi mi yasala yasalaşmaz? Ne getirdik biz burada? Yani bütün yasalaşan tekliflerin Cumhur İttifakı'nın onayından geçmesi mi gerekir? Bu mudur adalet? Bu mudur demokrasi? Bu mudur yasama? Demişiz ki sağlık çalışanları Demişiz ki EYT, demişiz ki 3600, demişiz ki KDV, ÖTV indirimi, demişiz ki sözleşmeli öğretmenler, demişiz ki atanamayan öğret, atanmayan öğretmenler. Demişiz ki az subaylarımızın ve uzman çavuşlarımızın intibakı, kadro tazminat meseleleri var. Şehit olabilen ama hasta olamayan erbaşlarımız var. Hasta olursa işinden atılan erbaşlarımız var. Demişiz ki esnafa vergi SGK indirimi. Hayır. Biz bunların hiçbirini yasalaştırmayız. Ne yaparsınız siz kardeşim? Siz muhalefete sistematik olarak saldırırsınız. Evet. Bir vesayet tartışması var idi. Vardı. Hala var. Eskiden askeri vesayet, bürokratik vesayet, hatta yargı vesayetinden şikayet edilir idi ve birçok alanda da bu şikayetleri etme gerekçeleri üretilmişti. Ama şimdi daha başka bir tablo var. Şimdi asker vesayeti yok. Yargı vesayeti yok ama yürütmenin yargıya vesayeti var. Şimdi saray bürokrasisinin siyasete vesayeti var. Ve şimdi daha vahimi mafyanın siyasete ve vesayet sürecine evrilen bir Türkiye var. Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı bildiri yayınlıyor. Sokağa, muhalefete, AK Parti'ye eleştirenlere karşı. İçişleri Bakanı askeri birlikte mezuniyet töreninde kışla da muhalefeti askerlere hedef gösteriyor. İşte vesayetin daniskası budur. Değerli arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. 2018 7 Ekim'de Sayın Meral Akşener'in evini abluka adildi. Evinin etrafı saldırganlarca sarıldı, tehdit edildi. 2019'da Sayın Genel Başkanımıza açık bir linç girişiminde bulunuldu 24 Nisan'da. 19 Kasım 2020'de bir mafya lideri ana muhalefet liderini sosyal medya üzerinden ağır hakaretle ölümle tehdit etti. Ve bu arada çok sayıda gazeteci, televizyoncu sokaklarda darp edildi ve son olarak bir siyasi partinin, gelecek partinin, partisinin Sayın Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ darp yoluyla linç edilmek istendi. Aynı şekilde aynı gün gazeteci Orhan Uğuroğlu Afşin Hatipoğlu'na darp saldırıları yapıldı ve ne Erdoğan'dan ne içişlerinden ne hükümetten ne AK Parti yetkililerinden doğru dürüst bir tepki, kınama, telin duymadı Türkiye. Bu ayıptır. Ayıplığından geçtim. Bu vahim bir durumdur. Bu saldırıların tek merkezden yönetildiği endişesini güçlendirir. Erdoğan'ın sessizliği, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın sessizliği, sessizlikten geçtim. Tehditleri bu eşkıyaya prim Eskiye tahrik eder. Ancak herkes şunu bilsin. Bu saldırılara teslim olunmayacak. Herkes şunu bilsin. Devlet içinde FETÖ'den boşalan yerlere mafyanın doldurmasına seyirci kalmayacağız. Sonu nereye varırsa varsın sonu mutlaka ve mutlaka güçlü bir demokrasiye yüksek standartlı bir demokrasiye varacak. Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Devleti çürütme, toplumu bölme. Buna fırsat verme. Toplumu bölenlere, kamplaştıranlara, kutuplaştıranlara, mafya ile organik ilişki kuranlara Yargıyı, mafyayı, yargı, mafya hakkında soruşturma açan savcıları tehdit edenlere prim verme. Erdoğan, sen devletin başındasın. Saygı istiyorsun, hürmet istiyorsun. Bunları yap ki saygı, hürmet görürsün. Beyefendi söylemiş. Buradan okuyayım. Herkes 18 sene öncesine göre Türkiye'nin demokrasiden hukuka kadar her alanda hayal dahi edilemeyecek derecede ileri bir konumda olduğunu görebilir. Bu mudur? Bu mudur? Dün daha dün bir genel başkan ve üç gazeteci Cumhur İttifakı paydaşı tarafından tehdit edildi. Tehdit edildi. Paydaşına mensup genel başkan ve genel başkan yardımcıları tarafından. Daha bugün soruşturmayı yürüten savcı Cumhur İttifakı'na mensup bir milletvekili tarafından Selçuk Özdağ yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı yöneten savcı tehdit edildi. Hukuk reformundan anladıkları bu. Tehdit. Basınç. Devletin kolluk kuvvetine yaptıramadığını mafyaya yaptırma. Sıra oraya da gelecek öyle anlaşılıyor. Erdoğan sessizliğini neden korursun? Siyasilere, gazetecilere yönelik linç de dart girişimlerine karşı ekranlara çıkıp hep birlikte Türkiye'yiz niye demezsin? Bunları tasvip etmemiz mümkün değil, bunların affedilmesi mümkün değil, bunları kabul edemeyiz niye demezsin? Erdoğan bunu demek herkesten önce senin görevin. Ahmet Davutoğlu'ndan önce sen çıkıp konuşmalıydın sen. Bunlar Erdoğan'ın nasıl bir Türkiye hayal ettiğini ortayla birlikte ettiğinin ipuçlarını da bize gösteriyor. Aynı zamanda eşkıyaya da moral veriyor. Değerli arkadaşlar, büyük ortak başörtüsü terör, darbe, istismar ve paranoyasıyla beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Küçük ortak da medyaya, siyasete ve yargıya tehditler savurarak tahkimat yapıyor. Cumhur İttifakı'nın içine düştüğü tablo budur. Devletin 83 milyonun can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu biliriz, zannederiz. Ahali de öyle düşünür. Ama devlet mafya, siyaset mafya iç içeliği sadece devleti çürütür toplumu ayrıştırır. Burada yapıcı, samimi, kaygılarımızı, endişelerimizi dile getirmekte bizim en temel görevimizdir. Bir şey daha dile getirmek en temel görevimizdir. 83 milyonun hak ve menfaatlerini korumak için, devletimizin şan ve şerefi için, milletimizin huzuru, refahı, mutluluğu için Milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin her hal ve şartta korunması için üstümüze düşen her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanından 1 milyon 250 bin üyesinin en yeni olan üyesine kadar hepimizin temel ve asli görevi olduğunu da herkese hatırlatırız. Bu saldırılar, bu tehditler ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne sadece ve sadece demokrasi isteyen diğer siyasi partileri sadece ve sadece milletin huzurunu, refahını, mutluluğunu isteyen muhalefeti sindirmez, korkutmaz, yıldırmaz. Sayın Erdoğan AK Parti'ye muhalefeti, muhalefet kendi kusurlarını örtmek için bize saldırıyor, bize muhalefet ediyor demek suretiyle yeni bir mizah örneği göstermiş. Hatta çok enteresan gün saymaya başlamış. 56 gün geçti. Kılıçdaroğlu'ndan ses yok demiş. Şimdi ben buradan AK Parti içinde ki bu tür taciz, tecavüz, şiddet iddialarını saysam 10 saat konuşmam lazım. Daha önce söyledim. Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. AK Parti'de, CHP'de, İyi Parti'de, MHP'de önemli olan şudur. Bunu yakaladığı anda kulağından tutup yargının önüne, savcının önüne atmaktır iş. Cumhuriyet Halk Partisi onu da yapmıştır. Parti ile ilişiğini de kesmiştir. Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur. Madem gün saymaktan açıldı, ben de bir hafta sayayım. Kabataş yalanlarının üstünden yani Sayın Erdoğan'ın camide yok camide içki içtiler. Başörtülü bacımızı yerde tekmelediler. Yalanının üstünden cuma günü gösterecekti videolarını cuma günü. Erdoğan geçtiğimiz cuma 400. cumaydı. 400. Sen 400 cumadır ağır bir yalanı ispatlayamadın. Hani nerede o video? Hani nerede o görüntüler? Önümüzdeki cuma göstereceğim dediğin görüntüler nerede Sayın Erdoğan? 400 cuma geçti üstünden. Şimdi yalan, yanlış bilgi bunların meziyeti oldu, karakteri oldu. Efendim 2020'de bütçe açığı öngörülenden düşük çıkmış. Bravo, alkışlar. Ya siz bize dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Siz bu bütçeyi yaptığınızda 139 milyar açık öngördünüz. Ekim ayına gelince revize ettiniz. İk, e, 239 milyona revize ettiniz açığı. Yani iki ay sonra da öngöremediniz üstelik. Çıka çıka açık 172 milyar çıktı. Bütçeyi meclise sunduğunuzda sizin öngörünüz 139 milyardı. Yıl sonunda geldiğiniz noktada 177 ile kapattınız. 33 milyar açıkla kapattık, ilave açıkla kapattık diye kendini alkışlayan bir siyaset figürü de yeryüzünde hiç olmamıştır. Millete dediniz ki, milletin meclisine dediniz ki 139 milyar. Sonra revize ettiniz. Baktınız o, a, hedef tutmuyor. Neticede 177 ile kapattınız. 172. Bu ayıptan dolayı yüzünüzün kızarması lazımken kendi kendinizi alkışlayacak kadar bir izansızlık ve aymazlık içinde olan bir yürütmeyle de karşı karşıyayız. Bu beceriksizlik ötesi bir tablodur. Ve buradan Erdoğan'a üç soru sormak istiyorum. Faiz 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 deyip durma. Şu soruya cevap ver. Kur düşük iken Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını kimlere peşkeş çektin? Düşük kurdan. İşte faizi çıkaran o. Enflasyonu çıkaran o. Yani sen sebepsin, enflasyon sonuç. Bu 128 milyar doları düşük kurdan kime sattı Erdoğan? 83 milyonun rızkını, hakkını kimlere peşkeş çekip kimleri zengin ettin diye sormak benim görevim. Bir görevim daha var. 28 ay boyunca Türkiye'nin hazinesini, kasasını, maliyesini teslim ettiğin damat bakan Nerede? Benim canım sıkıldı. Beni kimse görmeyecek. Ben kayboluyorum deme hakkı yok siyasetin. Neredesin sen? 28 ay bu kasanın anahtarı sendeydi. Çık gel. Toplumun içine gir. Milletin içine gir. Ha milletin içine gir demişken Erdoğan eskiden sokağa inerdi esnafa giderdi, simit alırdı, çay içerdi. Bir de orada güzel güzel simit hesapları yapardı, çay simit hesapları. Esnafın halinatını sormayalı ne kadar zaman oldu? Erdoğan, 120 araçla şehir hastanesine aşı olmaya gideceğine keçi örene git. Keçi örene git. Keçiören'de oturduğun günlerin yüzü suyu hürmetine bir Keçiören'e git oradan milletin haline şöyle bir bak. Daha da fazla laf söylemiyorum. Ekonomiyle ilgili, ekonomik gelişmelerle ilgili yarın ayrıca bir değerlendirmemiz olacak değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Pardon. Canım biz anayasayı biz de okuyoruz yani kekeme değiliz. Okur yazarız çok şükür. Okuduğumuzu da anlayabiliyoruz. Sayın Meclis Başkanı acaba Cumhurbaşkanı'nın orta yerdeki anayasada yazılı 103. maddedeki yemin metnini okuyup sonra Erdoğan'ın yaptıklarına bakıp bu Allah katında da millet katında da vicdan katında da caiz mi değil mi buna bir cevap vermesi. Etmeseydin kardeşim o yemini. Etmeyeydin. Anayasa değiştirdiniz. Yemin metnini değiştirmediniz. Evet. Meclis başkanı bizi teyit etmiştir. Biz Erdoğan'ın partili, taraflı, fanatik, partizan bir cumhurbaşkanı olduğunu, bunun da devleti, toplumu, milleti böldüğünü, ayrıştırdığını söylüyoruz. Söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Toplumda da yeni sistemle ilgili güven her geçen gün biraz daha azalmakta. Millete şimdi elinde bir sihirli dernek olsa ne yaparsın diye sorsan eski sisteme güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa ederim der. Evet. Buyurun. Şimdi aslında erken seçimi en çok konuşan kim biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar. Bir şeyi gözünüzden kaçırıyorsunuz. Bütün parti kongrelerine Zoom'dan bağlanıyor. Bağlansın ona saygı duyarım. Bir şey demem. <laughs> Söze şöyle başlıyor. Daha 2020'lerde bunu yapıyordu. 2020'de. 20'nin ortalarından beri Erdoğan ne diyor? 2023 seçimlerine hazır mısınız? 2000 önümüzdeki 2023 seçimlerinde şöyle yapacağız. Aman ha çok çalışın. Parti binasında oturup dedikodu yapmayın diyen kim? Erdoğan sadece erken seçimi ifade ediyor, araya bir 2023 tarihi sıkıştırıyor. Erken seçimin olacağını Erdoğan da şüphesiz biliyor. Açın bakın geriye dönük internetten tutanaklara, Google'a vesaire bakın, seçim lafını en çok telaffuz eden ne Meral Akşenerdir, ne Kemal Kılıçdaroğludur. Türkiye'de 2020 başından beri seçim lafını en çok telaffuz eden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Üç yıl sonra yapılacak bir seçim için örgütlere her toplantıda seçim talimatı verilmez, seçim geliyor denmez. Daha üç yıl var göya, sözde göya ile sözde hemen hemen aynı şeyleri ifade eder. Nedir bu? Seçimin olacağını Erdoğan da biliyor. Evet. Biz Sayın Devlet Bahçeli'nin geçmişte Sayın Erdoğan'la ilgili söylediklerini biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin bir gün tekrar geçmişte söylediği Erdoğan'la ilgili söylediklerini yeniden söylemeyeceğinin bir garantisi yok. Cumhur İttifakı benim meselem değil. Ama Cumhur İttifakı'nın millet vicdanında millet nezdinde her gün güç, itibar ve irtifa kaybettiği bir gerçek. Allah onlara kolaylık versin. Millet İttifakı'nın da millet nezdinde her gün itibar ve güven kazandığı, milletin gösterdiği teveccühün her geçen gün arttığını görmek de beni çok mutlu ediyor. Beni bir şey daha çok mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi toplumda Cumhuriyet Halk Parti'miz yönelik geriye dönük, belki bizim kusurlarımızdan kaynaklı defans var idi. E, hatta bu CHP ile toplumun arasına bir duvar örmek isteyenler çok idi. Ama şimdi büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Sayın Genel Başkanımızdan milletvekillerine, örgüt yöneticilerimize kadar Cumhuriyet Halk Partisi kadroları 83 milyonla hemhal olmuştur. 83 milyonun güvenini tesis etmiştir. 83 milyonun kıvancıyla kıvanmakta, endişesiyle endişelenmekte, kederiyle kederlenmekteyiz. Toplum Türkiye'nin geleceğini Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Millet İttifakı'nda görüyor. Bunu büyük bir memnuniyetle ee, söylediğimi gözlerimden anlayabilirsiniz. Çok teşekkürler. Evet. Ee, Sayın Bahçeli bu altından sopa da gör. Biz yapmadık ama yaparsak daha fena yaparız demeye getirmiş. Say kendi genel başkan yardımcısı da biliyorsunuz bizim camiada deli çoktur demek suretiyle biz emir vermesek de bizle didişenlere camia gerekeni yapar ve bundan sonra da yapmalıdır mesajını vermiştir. Böyle algılanmıştır. Böyle değilse her ikisi de her, ee, her Sayın Genel Başkan da Sayın Genel Başkan Yardımcısı da kamuoyunun karşısına çıksınlar ve bu saldırıları şiddetle kınadıklarını telin ettiklerini e, tasvip etmediklerini kamuoyuyla paylaşsınlar bu tartışmalar da bitsin. Hiç kimse bu saldırıları MHP yaptı yaptırıyor demedi ama onlar da kendi, onlar konuyu kendi üstlerine alınmış gibi görülüyorlar. Evet çok teşekkürler. Başka bir toplantı varmış. Saygılar sunarım. Sağ olun.